ve 1935 yılında şişe cam Atatürk'e hediye olarak yapıyor. İçine şeker fabrikanda üretilen ilk şekerleri koyuyor. Her zaman vurguladığımız gibi Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs Rum'uyla olan bir meselesi değil. Çok daha büyük bir tablonun o sadece küçük bir kesitidir. 20 Temmuz bir anlamda Kıbrıs Türk'ünün hayata yeniden bağlandığı bir tarihtir. Soykırım tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk'ünün ve adanın bir Helen Adası'na dönüştürülmesi olasılığının sonlandırıldığı, ebediyen bu tehlikelere karşı bir nokta konduğu bir tarihtir. Bir tarihi yıl dönümüdür. Ve Rum tarafına, bu sözünü ettiğimiz zihniyete sahip Rum tarafına, yani Kıbrıs'ı bir Helen Adası olarak yorumlayan, Kıbrıs Türk'ünü kendine eşit bir halk olarak görmeyen, Kıbrıs Türk'üne özellikle adada Barış Gücü askerleri denen BM askerlerinin huzurunda 11 yıl vahşet uygulayan Rum tarafına, bir de siz Kıbrıs'ın yasal temsilcisi statüsünü verirseniz Kıbrıs sorunu denen sorunu kilitlemiş olursunuz ve çözümsüzlüğü garantilemiş olursunuz. Sonra da dönüp çözümsüzlüğün suçlusu Türk tarafıymış gibi bir oyun oynayarak, ayak oyunları sergileyerek Kıbrıs Türk'ünü ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs konusunda suçlanan taraflar olarak gösterme pişkinliğini sergilersiniz. Bütün bunlara karşı yıllardır verilmekte olan bir ulusal dava mücadelemiz vardır. Bunu taçlandırdığımız bir süreçlerden geldik. Devletimizi kurduk. Devletimizi yaşatıyoruz. Özellikle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık tezkeresinin oy birliğiyle kabul edilmesi bizler için son derece anlamlıdır, son derece önemlidir. Buna katkı koyan herkese müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Ulusal davalar partiler üstü davalardır. Bu anlayışın sergilenmekte olduğu da bizleri tekrardan son derece mutlu etmiştir. Bütün bu söylediklerimin temelinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni, değerli genel başkanı ve heyetini bakanlığımızda görmekten, ağırlamaktan son derece mutluyuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyoruz nazik kabulünüz için, güzel sözleriniz için. Biz 50 yıl önceki dostlukla, 50 yıl önceki kararlılıkla Kıbrıs Türk'ünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında, arkasında olduğumuzu bir kez daha teyit etmek üzere Kıbrıs'tayız. Yarınki resmi törenlere de bu heyetimizden birlikte katılacağız. Benim bir yanımda önceki Genel Başkanım ve Dışişleri Bakanımız, sizin bir yanınızda yine önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız var. Kıbrıs Barış Harekatı'nın altında imzası olan bakanlardan üçü yaşıyorlar. Birisi Milli Selamet Partisi'nden 98 yaşında. Partimizden Sayın Erol Çevikçe ile Sayın Önder Sav. Erol Bey bir sağlık sorunundan dolayı katılamadı ama yüreği burada. Sayın Önder Sav o günkü kabineyi temsilen burada bizlerle birlikte. Heyetimizde Gölge Dışişleri Bakanımız Sayın İlhan Uzgel, Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayıkböke, Gölge Milli Savunma Bakanımız Emekli Tümamiral Sayın Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekilimiz, Dışişleri Komisyonu Grup Sözcümüz Sayın Namık Tanki, kendisini dışişlerinde dünyanın dört bir yanında bayrağımızı taşıyan çok başarılı bir büyükelçimizdi. Evet. Yine Kıbrıs Barış Harekatı'nın Simge ismi tatile çıkmasıyla birlikte ikinci harekatın başladığı Ayşe Hanım bugün Kıbrıs'ta bize eşlik ediyorlar.
parti meclisimizin genç üyelerini temsilen de Sinem Kırçiçek burada. Bu deneyimli Kıbrıs'ın tarihinde olan, Kıbrıs'ın barış harekatına emeği olan, sonra Kıbrıs davasının savunmasına emeği olan partimizin tecrübeli isimlerinin yanında gelecekte bu partiyi yönetecek olanları temsilen de Sinem Kırçiçek bize eşlik ediyor. Sayın Altan Öğmen burada. Ancak bir küçük sağlık sorunu nedeniyle bugün otelde dinleniyor. Dün bizimle birlikteydi. Yarın törenlere katılacak. O da önceki genel başkanımız olarak şifalar, burada selamlarını iletti. Çok teşekkür ediyoruz. Dünkü biz uçağa binerken metne gördük ve onay verdik. Arkadaşlarımız, grubumuz oy verdiler. Biz Kıbrıs meselesini şöyle ifade ediyoruz. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak ilk seçimlere kadar milletin son seçimlerde verdiği görev gereği ana muhalefet partisidir. İktidarı eleştirmek, kendi doğrularını savunmak görevidir. Ama Kıbrıs gibi bir konu olduğunda, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışına çıktığında Türkiye'nin partisidir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk'ünün davasını savunmayla yükümlü, bunu büyük bir inançla yapan bir partidir. Biz geçmişten bugüne kadar tüm süreçlerde, tüm zorlu süreçlerde tüm genel başkanlarımızın emekleriyle ve tüm yöneticilerimizin, milletvekillerimizin emek ve katkılarıyla bu çizgimizi hiç terk etmedik. Göreve geldiğimizde ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmıştım. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanımızla, siyasi parti liderleriyle görüşmüştük. Bugün aynı görüşmeleri, ziyaretleri yine gerçekleştirdik. Dünkü birlikteliğin, Türkiye'de sağlanan birlikteliğin Kıbrıs'ta da sağlanması. Elbette farklı fikirler, farklı öneriler, farklı yaklaşımlar olacak. Ama sonuçta hepimiz birden Kıbrıs Türklerinin sorunlarının çözülmesini, seyahat engellerinin, serbest ticaret engelinin ortadan kalkmasını, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne tam üye yapılmasıyla ortaya çıkan adaletsiz durumun bir an önce ortadan kalkmasını arzu ediyoruz. Biz yurt dışında çeşitli görevlerimiz var, temsilimiz var. Ben Sosyalist Enternasyonel'in başkanlığını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaptığı Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcısıyım. Oradaki tüm toplantılarda Avrupa Sosyalist Partisi'nin, ki Avrupa'daki Sosyal Demokrat Partilerin çatı örgütüdür, oranın başkanlık konseyi toplantılarında, arkadaşlarımız Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde, ben konseye yaptığım ziyarette yaptığımız konuşmalarda hep haklı davamızı savuna geldik. Özellikle sporcularımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin, hastalarımızın yaşadığı güçlükler, Kıbrıs turizmine zarar veren bir takım uygulamalar veya önündeki bariyerlerin kaldırılması ve Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'la eşit haklarda, eşit statüde, eşit temsilde bir çözümün mutlaka bulunması yönündeki iradeyi sahipleniyoruz. Dün de söylediğimiz gibi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla da, ana muhalefet lideriyle de üzerinde konuştuğumuz mesele, biz Türkiye'nin garantörlük haklarının temel prensip olarak sürmediği hiçbir çözümün içinde bulunulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu adada bizim askerimiz bir işgal kuvveti değil, barış kuvveti. Gelmeden önce adada kan akıyordu. Geldikten sonra kan durdu. Adanın sadece kuzeyine değil, güneyine de barış getirdik. Hatta süre içinde demokrasinin yerleşmesine, junta hükümetinin uzaklaşmasına katkı sağlayan bir barış harekatıydı. O yüzden adaya barış getirdik. Ayşe Hanım'ın tatile çıkması adaya barış getirdi. Bugün de onun heyetimizde olması, aynı duyguları muhafaza ettiğimizi ifade ediyoruz. Bundan önce çeşitli süreçler yaşandı. Yaşanan süreçlerde Kıbrıs Türk'ü yöneticileri üzerine düşen fedakarlıkları yaptığı halde, diplomasinin gereğini yaptıkları halde çoğu zaman masadan kalkanlar, oyun bozanlık yapanlar, ilerlemeleri hiçe sayıp son anda vazgeçenler ödüllendirilirken, aynen, cezayı bizler çektik.
Bu süreçte bugünkü ziyaretlerimizde Sayın Genel Başkanımın da dikkat çektiği bir husus olarak önümüzdeki dönemde Türkiye'de Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeniden gündeme gelmesi söz konusu. Bu kez farklı olarak Güney Kıbrıs bir Avrupa Birliği bileşeni ve uçuşların, gemilerin serbestçe gelip gitmesi gibi bir durum adadaki dengeleri tekrar aleyhimize getirebilir. Bu süreçte Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok haklı talepleri var. Ne talepleri var? Doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve pek çok ilişkinin doğrudan düzenlenmesiyle ilgili. Bu süreçte bu beklentilerin mutlaka masada tutulması ve bunlar karşılanmaksızın kimseye alan açacak bir yaklaşımın olmaması gerektiği noktasında bir fikir birliğimiz var. Ben burada tabii rahmetli Turan Güneş'in Dışişleri Bakanlığı döneminde gerçekleşmişti Barış Harekatı. Onu da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bize Sayın Turan Güneş burayı ilk ziyaret ettiğinde bir üsteğmen harekat emri geldiğinde attıkları ilk havan mermisinin kovanını kendisine hediye etmiş. O 50 yıl evde muhafaza edilmiş. Bize ulaştırdılar. Biz onu tabii buraya getirmeyi Barış'ın yıl dönümünde bir silah parçasıyla buraya gelmeyi doğru bulmadık. Partimizin müzesinde onu değerlendireceğiz. Ama bir gün buraya biz biraz önce de rahmetli Bülent Ecevit'in anıtına çiçekleri koyduk ve ona adaya getirdiği barış ve kararlı tutumu için bir kez daha şükranlarımızı ilettik. Son olarak da sizlerin de önemli katkılarıyla biz buraya Barış Harekatı'nın gazileriyle birlikte gelmeyi istedik. Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun yaptığı önemli bir çalışmayla biz buraya 1974 gazimizle gelmek istedik ama bu kapasite ne uçuş, ne konaklama, ne buradaki transferler, oturma düzeni olmayacak. 174 gazimizi getirdik sembolik olarak. Onlar da bugünkü uçuş aksamalarıyla bayağı zorlandılar ama şimdi ulaştılar. Yarın törenlerde onlar da yerlerini alacak. Bir kez daha hem Kıbrıslı hem Türkiye'den gelen hem asker hem sivil hem mücahit bütün şehitleri rahmetle anıyoruz. Bütün gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye toplumun göz bebekleridir. Bir kez daha onları buradan selamlıyoruz. Size çok değerli bürokratlarımıza bize gösterdiğiniz ev sahipliği için bir kez daha teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii Kıbrıs sorununu ben çok kısa bir şekilde özetleyenlerden birisiyim. Çok karmaşık bir şekilde sunuşların olduğunu da biliyorum ama bence en mantıklısı olayı ne kadar basitleştirirsek daha kolay değerlendirilebilir. Kıbrıs sorunu Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti devleti ve hükümeti olarak muamele görmesidir. Kıbrıs sorunu budur başkanım. Yani gerek Kıbrıs Türk halkının, gerekse anavatan Türkiye'nin Kıbrıs sorunu diye yaşanan bir sorunda yaşadığı bütün problemlerin temelinde Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti devleti ve hükümeti olarak kabul görmesidir. Şimdi direkt uçuştan, direkt ticaretten bahsediliyor haklı olarak. Bunların Avrupa Birliği boyutu eleştiriliyor haklı olarak. Ama bunların düzeltilmesi konusunda benim şahsen çok ciddi endişelerim var. Bana göre Avrupa Birliği yaptığı hatayı düzeltme kapasitesini artık taşımıyor. Çünkü çok basit bir nedeni var. Rum tarafını ve Yunanistan'ı üye almışsın. Avrupa Birliği'nde bildiğiniz gibi kararlar oy birliğiyle alınır. Dolayısıyla yapılan hatayı düzeltme yönünde atılacak bir adımı, bizi tatmin edecek bir kararı alabilmesi için Avrupa Birliği'nin, Rum tarafının ve Yunanistan'ın buna onay vermesi gerekir. Böyle bir Yunan tarafı olduğunu göremiyoruz. Öyle kolay değil.
değil. Dolayısıyla şimdi direkt uçuş, direkt ticarete de aynı şekilde bakıyorum. Bu direkt uçuşumuza izin verecek olan makam kim olacak? Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatıyla Kıbrıs Cumhuriyeti mi bize direkt uçuşa imkan tanıyacak? Direkt ticaret de aynı şekilde. Kıbrıs Cumhuriyeti, ambargo uygulatan Kıbrıs Cumhuriyeti büyüklük gösterip direkt ticaretimize kapıyı açma yönünde mi hareket edecek ve biz bundan mutlu mu olacağız? Dolayısıyla belki karamsar bir tablo çiziyorum ama tabii ki hakkımızdır. Direkt uçuş da hakkımızdır. Direkt ticaret de hakkımızdır da bu haklarımız ve diğer haklarımız Sayın Başkanım, bir Kıbrıs Türk futbol takımı anavatan futbol takımıyla dostluk maçı bile yapamıyor. Yani o kadar geniş kapsamlı izolasyon tedbirleri ve ambargolarla karşı karşıyayız ki ve bunların olmasının tek bir nedeni var. Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti devleti ve hükümeti olarak kabul görmesidir. Bu hata düzeltilmediği takdirde ve Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti konumunu korudukları takdirde sürece bizlerle, bizleri tatmin edecek herhangi bir uzlaşıya en ufak bir ihtiyaçları söz konusu değil. Zaten o yüzden 60 yıl yapılan müzakere süreçlerinde haklı olarak işaret ettiniz. Bütün anlaşma olasılıklarını berhava eden, son anda her şeyi reddedip masadan kaçan hep Rum tarafı oldu. Ama buna karşılık kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Bey Mr. No diye bilindi. Mr. No olan taraf malum, ödüllendirilen taraf. Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklığını bozan Rum. Evet. Belki uzatıyorum lafı ama Rum tarafının liderinin bir beyanatı var değerli başkanım. Christodoulidis diyor ki 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni sevmedik. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir adam 60 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hiç sevmedik diye beyanat veriyor. Kendi meşruiyet nedeni. Evet. Ha bir de yalan ekliyor. Ha bu doğru dediği, bu doğru. Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hiçbir zaman istemedi. Ama Türkler de sevmedi demiş. Türkler de sevmedi diyor, o yalan. Çünkü Türklerin sevmediği yalan. Türkler, anavatanın destek verdiği bir ortaklığı, anavatanın garantör olduğu bir ortaklığı, veto haklarının olduğu bir ortaklığı, Rumların bizim, bize rağmen bir tek yanlı karar alma olasılıklarının olmadığı ve bunun garanti edildiği bir ortaklığı biz benimsedik. Biz buna sarıldık. Benimsemeyen Rum, bozma adına kabul eden Rum, bozan da Rum, ödüllendirilen de Rum, bugüne kadar da cezalandırılan biz. Böyle adaletsiz bir dünyayla yolumuza devam ediyoruz. Sözü çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Ayşe Hanım, saygılar sunarım. Siz beni hatırlamıyorsunuz. Yıllar önce sizinle okulda arkadaş olan üniversitede arkadaşlarım vardı burada. Sizin buraya bir ziyaretiniz oldu. Tam hangi yıldır hatırlamıyorum. Ve o arkadaşlar benden rica etmişti. Sizleri Kuzey Kıbrıs'ta gezdirelim, sağı solu gösterelim diye. İlk gelişinizdi. Yıllar önce. Sizin söylediğinizde 1976'ya 1975. 76 mıydı acaba? Ya 75 ya 76 o zaman. Ve bu arkadaşlarla Cemal İkizer, Mehmet İkizer. Tabii. Onlar da benim çok yakın, hala da çok yakın arkadaşlarım. Selamlarımı, sevgilerimi. Bay üstüne. Sizi tekrar görmekten çok büyük mutluluk duydum, gurur duydum. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Tarihi bir kişiliksiniz, öneminiz var, simgeniz var. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanı sayesinde. Sağ olun.